daha geçti. Nasılsın şekerim? Aşkım ağlıyor bak. Şekersizim. He. Girin. Suat Birler efendim. Hoş geldin. Buyurun. Buyurun oturun. Karınızın nezaretli olduğunu size söylediklerini sanıyorum. Sizi gördükten sonra onun ifadesini almaya lüzum görmüyorum. Alıp gidebilirsiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bana kalırsa karınızı bir doktora götürün. Bu da çantası. İçinde tam 11.500 lira var. Sağ olun Amir Bey. Ayrıca beni uyardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Müsaadenizle. Allah Allah! Böyle bir adamın karısı içsin ve bu hale gelsin. Anlayamadım gitti. Delirmişsin sen. Deliririm tabii. Niye gelmedin? Geldim. Geldim ama gitmişsin. Nereye gittiğimi aramadın tabii. Karın nerede, kiminle, ne yapıyor, umurunda bile değil. Hala sen. Bunları evde konuşalım. İşine gelmeyince sarhoş oluyor. Öyleyse neden benimle ilgileniyorsun? Bırak beni! Gene yakalayıp işe atacaklardı onu da. Attılar da ne oldu sanki? Bir yandan girdik, öte yandan çıktık. Ha, unuttum. Tabii, sayende. Gene saçmalamaya başladın. Lütfen gidelim. Eve gideceğiz de ne olacak? Gene işlerinden dem vuracaksın. Gene iş gezilerini bahane edeceksin. Bu sabah kızımla konuştum. Onun hayatını mahvetmeye hakkın yok. Ben mi mahvediyormuşum? Lafımı kesme! Aramızdaki soğukluğun intikamını kızımdan almanı istemem. Seni sevmediğim bir hakikat. Ama kızıma bir eşya muamelesi yapmana da müsaade edemem. Konuşabilir miyim? Evet, konuş! Benim ne seninle, ne de kızınla bir alışverişim var. Ben karımı kazanmak istiyorum. Sense bu halimize memnun oluyorsun. Çünkü mesut olmamızı istemedin. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Şimdi de sen benim lafımı kesme. O senin kızın ama benim karım. Lafta karın. Onu mesut etmeni istiyorum senden. Aldığım maaşı 5 katına çıkarabilirim. İşinle değil, karınla meşgul olmanı istiyorum senden. Kızının mesut olmasını istiyorsan onun peşini bırak. Bir gün ne senin paran, ne de benim kocalığım onu kurtarmaya yetmeyecek. Onu mesut etmen için yapacağım bunu. Sizinle konuşmak istiyor efendim. Peki, gelsin. buyurun oturun. İsmim Sevda efendim. Gül dekorasyondan geliyorum. Evet. Hazırladığımız yeni kreasyonlarımızı size göstermek ve devamlı çalışmak istiyoruz. Ne zaman görebilirim? Yarın. Demek sizi tekrar görebilmek saadetine erişebileceğiz. Her zaman emrinizdeyiz efendim.
iyi günler. Size de. Merhaba. Merhaba. Hemen giyin, yemeği dışarıda yiyeceğiz. Memduh beylere söz verdim. Evlenme yıl dönümleri var. Bana haber verebilirdin. Affedersin, unuttum. Telefon edebilirdin. Sabah babanızın yanındaydım. Kafa mı bıraktı bende? 6 yıldır evliyiz. Bir günde benim önerime evet de, ne olur. Ben gelmiyorum. Gene iş ve seyahat lafları birbirini takip edecek. Sen bilirsin. Yalnız evden ayrılacaksan, karakolluk olmadan bana yerini bildir. Canım merhaba. Ah, Suat Bey! Ne tarafa böyle? Kararsızdım. Ama şimdi... Evet, şimdi? Sizi görünce... Kararınızı değiştirdiniz demek. Hı hı. Buyurun. Hayatınıza bakın. Ben viski içerim. Özür dilerim, siz ne içmek isterdiniz? Fark etmez. O kadar yalnızım. Ama siz evlisiniz, nasıl olur? Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. İstesek de bir arada olamayız. Peki, siz neden yalnızsınız? Yalnız değildim. Az evvel arkadaşımı terk ettim lokalde. Demek siz istediğiniz zaman bırakırsınız. Bırakılacak arkadaş olursa bırakırım. Gitmek istiyorsun. Nereye götürürsen oraya. Yok yahu, vay canına. Atla öyleyse. Affedersiniz, acaba ateşiniz var mı? Var tabi. Şükredin. Burada birinden ateş beklemek için durmuyorsunuz sanırım. İyi tahmin ettin. Arkadaşınız gelmedi mi? Arkadaşım falan yok. Ama bekliyorum. Kenan! Kenan! Ne yapıyorsun orada? İzninizle. Güle güle Kenan Bey.
Ne istiyordu o kadın senden? Sadece ateş. Bilirim ben böylelerini, ateş mateş derken... Yok devenin başı! Su istemiyorum, gidelim! Benim yanımda bir başka kadına... Aa, işi büyütüyorsun! Ya öyle mi? Hesap sorunca hep böyle oluyor demek! Alas mı aladık Kenan Bey? Yolunuz açık olsun hanımefendiciğim! Size arkadaş değil, dadı lazım! Ama ne yazık ki ben dadı değilim! Arkadaşınızı ne yaptınız? Ve çocuk o. Bense daha olgun ve halden anlayan insanları severim. Beni olgun ve halden anlayan biri olarak görüyorsunuz. Hı hı. Akşam serinliği çıkmak üzere. Üşüyeceksiniz. Çok kibarsınız. Olabileceğini hiç tahmin etmemiştim. Benim için sürpriz oldu. Bilmece gibi konuştunuz, anlayamadım. İnanın karınızı çok beğendim Suat Bey. Adeta kıskandım. İşte insanı baştan çıkaracak kadar güzel bir kadın. İnsanın karısından genç ve güzel birisine daima ihtiyacı vardır. Önerilerinizi daima düşüneceğim. Kızımı aldatırsan ip hemen koparım. Yıllardır benim yapamadığımı bu kadın yaparsa çok sevinirim. Ne kadar sevindiğimi bilemezsin kızım. Aradığını babana da söylerim yavrum. Bak deden de burada. Alo söyle canım. Aklımda bin yaşayayım. Beni çok mutlu ettin. Doğru evine git ve beni bekle. Ben de geleceğim. Yarın buluşsak. Hayır bu gece. Sen benim meleğimsin bir tanem. Tabii veririm. Seni istiyorum. Buyur bir tanem. Baban gelip seni alsın. Bir sürprizin mi var? Peki. Yarın görüşmek üzere. Aman Sadi Beyciğim! Sunay'dı. Selam söyleseydi. Söyledim. O da sana söyledi. Yarın okuldan almamı istiyor. Çok tuhaf. O kadar garibime gitti ki. Bugüne kadar hiç böyle bir istekte bulunmamıştı. Hem sonra... Biz varmış. Biliyorum. Biliyor musun? Yarın beni sevgilisiyle tanıştıracak. Yani evleneceği adamla. Ama nasıl olur? O daha çok genç.
Neyin var Sevda? Karını, babasını ve yaşantını gördükten sonra seninle olamayacağımı anladım. Bu bir neden olamaz. Bir başkası mı var? Önemli olan bir başkasının olması değil. Peki ne? Sana aşık oldum. Bütün yaşantım içinde geçen ilişkilerim bir hayal gibi silindi. Ama o yuvayı yıkamam. Dinle beni. Üvey de olsa bir kızım var. Önce onu evlendireceğim, sonra da karımdan boşanacağım. Kendimi sana mecbur hissediyorum. Ama sorunlarını halletmeden gelme Suat. Git şimdi. Bana çok acele ediyormuşsun gibi geliyor kızım. Daha çok gençsin. Seviyorum anne. Kenan'ı çok seviyorum. Sana karşı olduğumu sanma güzelim. Tek arzum senin mutlu olmandır. O zaman mesele yok anneciğim. Kenan'ı babamın tanıdığına göre. Mesele annesi ve dedesi. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç kimsenin fikri benim önemli değil. Senin evet demen benim için yeterlidir. Benim evet demem işi bitirmez. Deden hayır derse? Benim için senin ve babamın evet'i yeter anne. Anne! İşte Kenan. Kararımızı verdik anne. Önce nişanlanacağız, imtihanlar bitince de evleneceğiz. Sen bir şey söylemeyecek misin Kenan? Suna'nın dediği gibi işte. Şimdi gidip önce dedemi yumuşatacağım. Sonra da sen de gelsene anne. Babanla gidin. Babam daha iyi anlatır. Gidelim bakalım, ya kovuluruz ya da... Ne olursa olsun, bir karar verilmeli. Bu iş burada biter Kenan Bey. Ama ben... Senin bunda bir günahın yok. Kaderin cilvesi bu. Dünyada olmayacak tek şey bizlerin bir arada olması. Peki, Suna'nın durumunu düşündün mü? O küçük, seni unutabilir. Kızımın annesinin aşığıyla evlenmesi ve onun koynuna girmesi beni öldürür. Bu işi halletmeliyiz. Seni yarın ormanda bekleyeceğim. Annemin seni beğeneceğinden hiç kuşkum yok. Anne! Anne! Yok. Evimizi beğendin mi? Annem galiba teyzemlere gitmiş. Sen bekle, ben bir telefon edeyim. Sıkılırsan içki iç. Bak orada var. Ama sakın sarhoş olmak yok. Anlaşıldı tamam. Değil mi? Tamam. Alo? Kimle görüşüyorum? Ah, teyzeciğim sen misin? Ben Kenan. Annem sizde mi? Ah, peki. Bekliyorum. Sağ ol. Alo, anne? Demek oradasın ha? Sana bir sürprizim vardı. Yok yok, söyleyemem.
dursana Allah aşkına. Kızını evlendirmek istiyordun, istediğin oldu. Her kız büyür, evlenir gider. Onun yokluğuna alışmalısın. Beni öpmeden mi gidecektin baba? Ah, öyle mutluyum ki anne. Senin bir derdin var. Sana yardım edebilirim. Bana kimse yardım edemez. Neyin var? Anne yüzün çok solgun. Bir şeyim yok dedim sana. Ben çıkıyorum. Ben de geleyim anne. Olmaz. Neden olmazmış? Seni böyle yalnız bırakamam. Tek başıma gitmem gerek. Baban da gelmek isteseydi kabul etmezdi. Geldiğin için teşekkür ederim. Gelmemi sen istedin. Kızımla evlenmeyeceksin Kenan. Seni bunun için çağırdım buraya. Bunu ben de düşündüm. Ama Sunay'ı mutsuz etmeye hakkım yok. Evleneceğim onunla. Hayır. Buralardan gideceksin. O küçük, çabuk unutur. Şahsıma ait 5 milyonum var. Hepsini sana verebilirim. Demek değerimiz bu. Yaptığın bir hatayı iki gence çektirmek için ücret biçmek tam sana göre bir iş. Günahımı ödüyorum, anlayışlı ol. Pekala. İstersen Sunay'a gerçeği anlatayım. Ve bu nedenle seninle evlenemiyorum diyeyim, ha? Onu bir daha göremeyeceksin. Ve kimseye de bir şey anlatamayacaksın. Yok. Yok yok. Bana bunu yapamazsın. Hayır! Dur! Yapma! Anne! Anne! Ters tutumunla kızının başını yedin. Hiç değilse bundan böyle torununa iyi bir dede ol. Allah'a ısmarladık.
sizi bir daha hiç göremeyecek miyim? Görüşeceğiz. Bana ihtiyacın olunca gel. Şimdi ne yapacağız? Düşünmek için çok vaktimiz olacak. Yandıklarım beni aştı. Bu nasıl sevgi?